Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar, bazen ar duyusu çatlar, haya duyusu çatlar. Kullanılan ifadeler bunun belgesi olur. İki çok makbul gazeteciniz var. Engin Ardıç, Mehmet Barlas. Yazdıklarını siz de görmüşsünüzdür. Ayılar, alt tabaka, lümpenler bu millete diyor, sokağa çıkanlara diyor. Bu milletin parçalarını diyor. Millet millet diye ayağa kalkanlar, siz de burada susup izliyorsunuz. Mehmet Barlas, zeka özürlüler. Ayı kim? Zeka özürlü kim? Siz takdir edin. Vakti zamanında bir şekilde vatandaşa laf eden bir gazeteci vardı. Bidon kafalı demişti. Bizimle hiç alakası olmamasına rağmen partimize oradan sataşmaya kalkmıştınız. Yıllarca bu işlerden geçindiniz. Bunları niye örnek verdim biliyor musunuz? Bunları örnek verme nedenim bu görüştüğümüz maddeyle çok alakalı. Onun için örnek veriyorum bu hayasızları, bu utanmazları. Sahip çıkmayın. Sakın sahip çıkmayın. Bunları alın. Bunların arpası çok gelmiş. Yağı fazla veriyorlar. Millete yönelmesinler. Alın ya sarayın bahçesine koyun ya partinizin önüne koyun. Sizi istedikleri kadar yağlasınlar. Bu yağcıların nefretinden milleti kurtaralım. Bunların yazdığı gazeteler işte. Bugün getirdiğiniz yasa teklifiyle beraber bunların yazdığı gazeteler basın ilan kurumundan fonlanacaklar. Basın ilan kurumu bu aslında satmayan, kimsenin okumadığı, kurumlara zorla dayattığınız, Türk Hava Yolları'nda uçaklara zorla dayattığınız, milletin haber alma özgürlüğünü engelleyip diğer gazeteleri koymayıp bunların yazdığı gazeteleri koyduğunuz gazeteleri bu 32. maddeyle, görüştüğümüz maddeyle fonlayacak ve size muhalif olan Evrensel'di, Bir Gündü, Yeni Yaşam'dı, bu gazeteler cezaevine girmeyecek. İlginç bir şey ama çıkardığınız yazayla beraber bu muhalif gazetelerin köşe yazarları da cezaevinden çıkmayacak. Yani özgür basını hapsedeceksiniz, içeriye koyacaksınız. Onların yazdığı gazeteleri de asla o cezaevlerine sokmayacaksınız. İşte buradaki anlayış budur. Bu yağdanlıklar sizinse sahip çıkın. Değilse bunlar her dönemin adamıdır. Döneminiz bitmek üzere. Yeniden gelenlere yağcılık yapacaklardır bilin. Rahmetli Özal'dan beri var bu yağdanlıklar. Bunların yazdığı gazeteleri fonladığınızı milletin anasına küfreden bir iş adamı vardı. O telefonda söylemişti. Hepiniz duydunuz. Bu gazeteleri fonlayacak 32. maddeyi getiriyorsunuz. Ve aynı zamanda anayasanın 26. maddesindeki haberleşme özgürlüğünü engelleyerek gerçek habercilik yapanlar size muhalif diye onları cezaevinden içeri sokmamayı düşünüyorsunuz. Şimdi gelelim bu yasayla kimleri affettiğiniz, kimleri affetmediğiniz meselesine. Soma'da 301 madencinin ölümüne neden olanları affediyorsunuz. Çorlu'da tren kazasında ölenlerin faillerini affediyorsunuz. Alada'daki öğrencilerin katillerini affediyorsunuz. Gezi davasında ölenlerin yargılanan faillerini affediyorsunuz. Mafyayı affediyorsunuz, çeteyi affediyorsunuz. Burhan Kuzu'yu dün söyledim, onu affediyorsunuz. Size bir tavsiyem var. Aslında büyükelçi olarak atadığınız Egemen Bağış da normalde bakara makara diye bu milletin dini duygularıyla dalga geçmişti. İsterseniz zaman aşımına uğramadıysa 216'ya birden ona da usulen bir açın dava. Sonra onu da affedersiniz. Böyle yollarla beraber gidersiniz. Kimleri affetmiyorsunuz? Gerçeği yazan gazetecileri affetmiyorsunuz. Barış yanlılarını affetmiyorsunuz. Osman Kavala gibi insan hakları savunucularını affetmiyorsunuz. Savunmaya özgürlük isteyen avukatları affetmiyorsunuz. Seçilmişleri ve siyasileri affetmiyorsunuz. Kendi sosyal medya hesabından düşüncelerini paylaşmış olanları affetmiyorsunuz. Sizi eleştirenleri, demokratik eylemlere katılmış olan öğrencileri affetmiyorsunuz. Dün burada söyledim. Masum harp okulu öğrencilerini de affetmiyorsunuz. Biz işte tam bu noktada fikrimizi söyledik. Milletimize dedik ki biz kader mahkumlarının burada çıkışıyla alakalı yanlarında olacağız. Onların özgürlüğüne kavuşmalarını istiyoruz. Bu yasayla özgürlüğüne kavuşacak olanlarla ilgili bir hesabımız yok. Biz bu millete şiddete yönelmemiş, silahlı kalkışmaya yönelmemiş, düşüncelerinden dolayı yargılanan, bu duruşundan dolayı yargılananların da bu yasa kapsamına alınmasının savunuculuğunu yapıyoruz burada. Dışarıya yanlış servisler yapmayın. Sizin hesabınız, yandaşlarınız
Bizim hesabımız akla, vicdana, adalete uygun bir infaz yasası çıkarma meselesidir. Bunun örneğini de dün verdik. Eğer Sayın Aydan, tamamlayın sözlerinizi. Evet efendim. Eğer sizin vicdanınıza kalsa kendi genel başkanınız burada benim partimin oylarıyla beraber siyasi özgürlük kazandı. Bugün gelse onu da affetmezsiniz. Size tavsiyem şudur. Bizim genel başkanımızın bize direktifidir. Biz brief verir direktif alırız. Adil, vicdanlı ve toplumun hassasiyetlerine uygun bir yasa yapılması yönündedir talimatı. Sanıyorum sizin genel başkanınızla bir talimat eksikliği ilişkiniz söz konusu. Sayın genel başkanınızla, sayın cumhurbaşkanı ile tekrar temasa girin. Deyin ki mahcup oluyoruz. Sizi affeden iradeye mahcup oluyoruz. Size siyasete önünü açan özgürlükçü ifadelere mahcup oluyoruz. Gelin burada doğru işler yapalım. Burada yanlışlıkla içeride tuttuğumuz insanların da önünü açalım. Belki o yanındaki yağdanlık danışmanlar ona yanlış bilgi veriyordur. Bir demokratik merkezi parti refleksi gösterin. Yeniden bunları değerlendirelim. Çünkü akıl birliğine ihtiyaç var. Millet bizden doğru bir yasa bekliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Aynı mahiyetteki önergeleri. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Başkanım, biraz evvel kürsüden konuşan Hatip'in baştan sona temelsiz ve mesnetsiz bütün iddialarını reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Geçmiştir. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla ilgili bazı kanunlarda değişik yapılmasına dair kanun teklifinin 32. maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Kanun maddesiyle düzenlenmeye çalışılan husus bizce yeniden ele alınmalıdır. Kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini bozmak, hükümlerini iyileştirmesi amacıyla ulaşmayı zorlaştırmak, ifadelerinden de anlaşılacağı gerektiği izaha muhtaçtır. Bir yayın, kitap, fasikül, kamu denetiminden geçip basılıp cezaevine gelebiliyorsa ikinci bir denetim hangi kıstasla yapılacaktır? Böylesine ucu açık kurum yönetiminin sınırsız inisiyatifine bırakılan bu yeni uygulama amaçlandığı disiplin ve düzeni bizzat kendisi bozacaktır. Maddenin 4. fıkrasında yapılan eklemeyle yasak yayınların uluslararası bir standarda dayandırıldığını görmekteyiz. Fakat bir önceki fıkrada kurum güvenliğini tehlikeye sokmak ibaresini yetersiz bulup kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini bozmak hükümlerinin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştırmak ibarelerinin ekleniyor olması belirsizliği artırmaktadır. Kurum disiplinini bozmanın, hükümlünün ıslahını zorlaştırmanın bir kitap veya süreli yayın eliyle nasıl olabileceğinin standardı tam olarak nedir? Cezaevi dışında kavuşa hizmet etmeyen yayın cezaevinin içine girince şeytanlaşacak mıdır? Kamu otoritesinin yayınlanmasında sakınca görmediği, hukuki herhangi bir engele muhatap olmamış bir yayının cezaevinde yönetici inisiyatifine dayalı uygulamalarla yasaklanmasını doğru bulmuyoruz. Bu uygulamalar uluslararası camiada zaten kırık olan notlarımızın iyileşmesine engel olacaktır. Bugün ülkelerin birbirine iktisadi ve içtimai vitrininde görmek istediği asli unsurlar başta hukukun üstünlüğü ve beraberindeki demokratik değerlere verilen kıymettir. Bu unsurlar devletler ve milletlerin birbirine güvenmesinin evrensel dayanaklarıdır. Bu kanunda geçen ibareler gibi inisiyatife dayalı standartizasyondan, evrensellikten ve anayasal hakları muhafaza etmekten uzak yasaklamaların ülkemize olan güveni zedelemektedir. Yasa dışı terör oluşumlarının direktiflerini içeren yayınlar zaten ilgili kurum ve kuruluşlarca denetlenmekte ve yayınına müsaade edilmemektedir. Değerli arkadaşlar, ne kadar yasakçı politika izlersek bunun karşı olarak bu yasak yayınlara ilginin arttığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla imkanı ve fırsatı olan her yerde özellikle genel müdürlerin, Türk Hava Yolları da dahil, mesela biz Yeni Çağ hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda göremiyoruz.
Bunları yasaklamanın, değerli arkadaşlar, hükümet bunun yayınına izin vermişse, ilgili kurumlar izin vermişse, bunu bu kurumlara sokmamanın hiç kimseye bir faydası yok. Üzerine, önüne set koyduğunuz her şey bu işi daha cazip hale getirir. Yine bu kapsamda özellikle bu tür yayınlardan bahsederken şu an TRT bir yayın yapıyor. Özellikle bu uzaktan eğitimle ilgili ciddi sorunlar var. Bu 15 dakikalık süre yeterli olmuyor. Kaldı ki sizin sağladığınız 3 GB'lık internette bu da yeterli değil. Özellikle kırsal kesimlerde bunun izlenebilirliği yok. Yani televizyon yok, bilgisayar yok. Sadece babaların elindeki telefonlar, bunları takip etmeye çalışıyorlar ki bu da bugünkü şartlarda çok ciddi problemler oluşturmakta. Kaldı ki özürlülerle ilgili, sadece işin o kısmı değil, özürlülerin eğitimiyle ilgili de ciddi problemler var. Bunların üzerinde durulması lazım. Niye bu konuya giriyoruz? Bakın, bugün konuştuğumuz yasa tasarısı dahil tümüyle koronavirüsün bir sonucudur. Neticede bugün bilemiyorum bu 90 bin kişinin içerisinde kaç tane kader mahkumu var, kaç tane hırsızlıktan, yolsuzluktan dışarı çıkacak kaç kişi var bilmiyorum ama bugün esnafın sayısına bakarsanız, çiftçinin sayısına bakarsanız, sanatkarın sayısına bakarsanız nelerle muhatap olduğumuzu daha iyi anlarsınız. Biz 6 gündür bu yasayla uğraşıyoruz. İnşallah bundan sonraki gündemlerde de diğer grupların problemleriyle hemhal oluruz. Onlarla istişare etmeye çalışırız. Onlara birer çözüm üretmeye çalışırız. Burada sayın grup yöneticisi dedi ki işte maddelerin üzerinde konuşulmuyor. Bakın 10 sene sonra bu tutanaklar açıldı. Anlayın sözlerinizi. Diyorum. İktidar milletvekillerinin de bu kürsüde bu maddelerle ilgili neler konuştuğunu onlar da açacaklar, okuyacaklar. Sizin burada ne söylediğinizi tutanaklar açıldığı zaman onlar da merak edecekler. Yani iktidar partisinin milletvekillerinin 70 madde üzerinde diyecekleri tek kelime yok mu arkadaşlar? Ayrıca grup başkan vekilleri zaman zaman söz alıyorlar. Bakın aldığı sözleri, tutanakları alın inceleyin. İnfaz yasasıyla ilgili ne kadar zaman ayırmışlar? Polemiklerle ilgili ne kadar zaman ayırmışlar? Onu da sizin takdirinize bırakıyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Sayın Başkan, sabahki konuşmamda pazartesi gününe Adalet Komisyonu'nun konmasını ve bu kanununla aynı günde görüşme yapacak olmasını, toplantı yapacak olmasını eleştirmiştim. Çünkü Adalet Komisyonu üyelerinin tamamına bu kanun görüşülürken burada ihtiyaç var demiştim. O toplantı çarşambaya alınmış. Bu doğru bir karar. Ama ikinci bir kısmı vardı söylediğimizin. Sağlık Komisyonu tali komisyon ve çarşamba günü bütün sağlıkçılar Adalet Komisyonu'na gidip orada bir mütabakat aramaları Adalet Komisyonu'nun çarşamba günkü çalışmasını da güçleştirecek. Sağlık Komisyonu'nun kendisi mutlaka hazır kendisi de tali komisyon atanmışken pazartesi günü toplanmalıdır. Sabah da hatırlattım. Sağlık Komisyon Başkanı hafife alıyor. Biz daha önce bu çağrıyı yaptığımızda koronanın ilk vakasından 15-20 gün önce dut pekmezini içersek inşallah. Açalım mikrofonu. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dut pekmezini ihmal etmezsek koronavirüs Türkiye'ye uğramayacak demişti. Şimdi aynı hatayı yapmayalım. Bütün arkadaşlarımız burada, bir çağrı olsun, pazartesi olur, salı olur. Sağlık Komisyonu sağlıkta şiddet yasasında ortaklaşsın. Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nun teknik katkısına, yani ceza kanunu açısından yapacağı değerlendirmeye işin sağlıkla ilgili kısmı olgunlaşarak gelsin. Bu yapıcı bir öneridir. Sabahki önerimiz kabul görmüş. Devamının da kabul görmesini ümit ediyoruz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Önerge oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul edilmemiştir.